mahzundur, perişandır. Adıyaman 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle anıldı. Tüm bayraklarımızı dalgalandırıyoruz. Terör örgütü FETÖ-PYD üyeleri tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sümelevler Mahallesi'nden Mehterm eşiğinde başlayan kortej yürüyüşüyle Eğriçay Parkı'nda son buldu. Eğriçay Parkı'nın düzenlenen anma etkinliğine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cumhur Kırılmış, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Bilgehan Yeşilyurt, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gazileriyle vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, halkın her zaman sahada nöbette olduğunu belirtti. Bir daha bu menfur olaylara neden olmayacak şekilde Cenab-ı Allah bize o günler yetiştirsin diyorum. Burada başta gazi şehitlerimiz olmak üzere hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, selamet, uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve siz değerli Adıyaman hemşehrilerim, 27 gün gece gündüz demeden sahalardaydınız, nöbetteydiniz. Allah sizden razı olsun. Ve bu işin kahramanı Cumhurbaşkanımız, hayatını hiçe sayarak, cesaretiyle, liderliğiyle, dünya lideri, hayatını hiçe sayarak İstanbul Havalimanı'na iniş emri veriyor. Bu millet için, vatan için, bayrak için, sizler için. Ve burada da tüm darbelerde olduğu gibi burada da bu uçağın koordinatları Amerika tarafından belirleniyor. Bu emperyalistlerin hiçbir zaman bu ülke üzerinde oyunları bitmeyecektir. Sadece yarım yüzyılda 1960'ta yine herkese aynı güçler. 71'de yine herkese, 80'de, 97'de ve en son 2015'te. Ve bu emperyalistlerin ne kadar acımasız olduğu, vicdansız olduğu taşeronlarıyla birlikte 2015'te görmüş. O yüzden Müslüman feraset sahibi olur. Müslüman bir delikten iki kez ısırılmaz. Özellikle gençlere hitap etmek istiyorum. Lütfen değerlerimizle birlikte bu emperyalist güçleri dünyayı iyi okumanız lazım. Size, sizden başka yardım edecek hiçbir ülke yoktur. O yüzden lütfen bu emperyalistlere ilgilenin. Irak'ta ne yaptıklarını biliyoruz. Suriye'de ne yaptıklarını biliyoruz. Ukrayna'da ne yaptıklarını biliyoruz. Daha yeni Bosna Hersek'te ne kadar acımasız oldukları, ne kadar vicdansız oldukları, biraz önce 2015'te bahsettiğim gibi masum insanlara taşeronların nasıl silah sıktığını hep beraber gördük. O yüzden dediğim gibi Müslümanlar feraset sahibi olur. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın.